Fatoş, seni de böyle alayım. Kasaptan et almayı bilir misin? Hiç bilmem. Evet. Evet, o zaman... Çünkü anlayamıyoruz ki yani. Evet. Hani bu konu uzmanlık gerektiriyor. Evet, şu anda evet. İthal et, yerli et hikayesi varken hepten herkesin kafası karışmış durumda. Ay, ben bu konuda çok angusum. Evet. Çok angusum. Gerçekten çok angusum. Sizinkiler angus mu değil mi? Yazmışsınız yok, dükkanlara. Bizim, gördüm. Bizim yerli ırkımız zaten dünya ırklarının en ilerinden biri. Ama angusu da aslında doğru algılamıyor. Bizim ülkemize gelen angusor kötü. Hmm. Her ırkın iyi olanı, doğru olanı var. Evet. Tabii ki. Angus denen ırk, bizim ülkemize gelen Angus ırkları iyi değil. Bunlar melez. Angus'un orijinali İskoçya Aberdeen'da dünyaya gelmiş. Bravo. Oradan Amerika'ya, Avusturya'ya dağılmış. Ve sonuçta da melezleme olarak bugünkü haline gelmiş. Onlar bizim ülkemize geldi. İşte doğru ve güzel değiller onun için. Evet. Onun için doğru değiller. Her şeyin saf olanı, doğru ırkı, güzel ırkı. Yani saf ırklar güzeldir. Şimdi D. Derya Baykal'a lütfen konuğum Cüneyt Asan değil mi? Asan. Seyle. Doğru. Cüneyt Asan'a etle ilgili, bakın önümüz Kurban Bayramı, sorularınız varsa hemen atın, canlı canlı evet. Kendisine soracağım. Siz şimdi nereden başlayalım, nasıl anlatalım? Hem bayram için... Hem normalde de kasaba gidip etimizi nasıl almalıyız, nasıl saklamalıyız? Bize böyle pratik bilgiler verin, ne olur. Şimşek, şimdi isterseniz şeye bir geçeyim şuraya. Şu şemada eti bir sayesinde bir insanların göreceği bir şekilde bir anlatayım. Sonra da keserek anlatalım isterseniz. Tamam. Ne dersiniz? Tamam, buyurun. Şimşek zaten şimşek hemen olacak. Evet. Şimdi bir kere... Doğru hayvan almamız gerekiyor. Yani kurban almak için bir pazara gidiyoruz ve pazarı doğru hayvan almamız gerekiyor. Eğer küçükbaş hayvan alacaksak mutlaka bunun kıvırcık olması gerekiyor. Niye? Daha iyi olsun diye. Karaman dağılış kurban olmaz mı? Olur, ama madem ki biz iyi bir kurban yapmak istiyoruz, doğru bir şey yapalım istiyoruz. Onun için yapacağımız şey pazara gidip doğru dürüst, mümkünse Trakya kıvırcığını almamız gerekiyor ki güzel olsun. Tabii sağlıklı olsun. Size canlı canlı ve parlak parlak, güzel gözleriyle parlak parlak baksın. Melüm melüm bakıyorsa büyük ihtimalle o nedir? Hastadır diyoruz. Çünkü o da insanların hiç farkı yok. O bir hayvan diyoruz ama o bir canlı aslında. Onun için o da sağlıklıdır, hastadır, iyidir, değildir. Dolayısıyla bütün buna dikkat edeceğiz. Sağlıklı bir hayvan alacağız. Mümkünse kıvırcık alacağız. Peki biz nasıl anlayacağız sağlıklı? Evet, şimdi onları biraz sonra kıvırcığın evet. Nasıl olduğunu kuyruk yapısından falan anlatacağım zaten. Tamam. Onun için... dolayısıyla sağlıklı hayvanı ve doğru hayvanı alıyoruz. Kuzu ise kıvırcık alıyoruz. Ve mümkünse Trakya ve Balıkesir, yani Marmara haritasının içindeki beslenmiş hayvanı alıyoruz. Bravo. Ülkemizdeki, yani bizim ülkemizdeki, şu an ülkemizdeki en doğru yenmek için dünyaya yemek için gelmiş hayvan ırkı Marmara haritasının içindedir. Yani Çanakkale'dir, Biga'dır, Balıkesir'dir, Tekirdağ vesaire oralardır. Herkesin bildiği gibi tam tersi doğuda ya da güneydoğudaki hayvan ırkı değildir. Onun için mümkünse ne yapıyoruz? Kıvırcık kızıysa küçük bir kıvırcık alıyoruz. Trakya kıvırcığı alıyoruz. Ya da Trakya ve Balıkesir yöresinin Marmara haritasının içindeki hayvanlardan alıyoruz. Bravo. Canlı çok güzel. Ve güzel bir hayvan aldık. Aldık. Sonra bu hayvanı normal güzel hijyen bir ortamda kesiyoruz. Kestikten sonra derisini çıkarıyoruz. İç organlarını çıkarıp bir yere astıktan sonra hayvanımızı en önemlisi hayvanımızı karkas olarak... Oda sıcaklığında bir yere asıyoruz. Hemen buzdolabına falan asamazsınız. Oradaki sıcak, oda sıcaklığındaki yerde içine kadar içindeki hayvanın içindeki su ve kan soğuyuncaya kadar oda sıcaklığında bir yerde bunu tutuyoruz. Ondan sonra hemen kurban kavurması yapacağımız için mecburen bir butunu ya da bir kolunu ne yapıyoruz? Kesiyoruz, parçalıyoruz. Evet. Ama aslında mümkünse mümkünse tabii. Tamam. Bu hayvan kestik. Tamamen dışarıda dinlendirildikten sonra bir buzdolabında dinlenmeli aslında. Evet. Hatta bir günde buzdolabının en az bir günde, üç gün olmalı ama en az bir günde buzdolabında karkas olarak tabii, karkas olarak, bütün olarak dinlendirildikten sonra parçalanmalı, kesilmeli ya da ne yapılacaksa yapılmalı. Bu çok güzel önemli. Bilgiler. Çok gerçekten önemli. Gerçekten güzel yani bilgiler. Yani hayvanı hemen kestik, pataküte taze taze sıcak sıcak yaptık ya, hiçbir şekilde doğru ve güzel olmaz, yumuşak olmaz, hazmı zor olur. Lezzeti de güzel olmaz. Bu noktada bir şey sorabilir Buyurun. Miyim? Diyelim ki kurbanda eti kestik. Hani bir kavurma o gün adetten de evet. Yapılır. Diğerleri biraz dolapta saklandıktan sonra mı kullanılsın? Ve mümkünse sadece bir butunu ya da bir kolunu kavurma yapalım. Karkas olarak yani parçalayıp
dolaba atmayalım. Nasıl atacağız? Bizim dolaplarımıza evet, sığmaz diyoruz. Ki. Mümkünse diyoruz zaten. Mümkün değilse mümkün olduğu kadar kol, but, İri dolap, parçalarla. İri parçalar olarak. Kaç gün saklayalım koymak. Diyorsunuz? Yani 2 gün, 3 gün dursun sonra istediğimiz boya şekle getirelim. Ve mümkünse bunu bir kasaba, tanıdık bir kasaba götürsünler. Kasaba onları işlenecek, kullanacakları hale getirsin. Evde patır kütürle bu işler olmuyor ve ziyan oluyor. Evet. Evet, kemiğinden ayırdığımız o evden yapıyoruz ya, çok iyi beceremediğimiz kemiğinden ayırdığımız etlerin de üzerinde bir ton etler kalıyor. O kemikleri atmasınlar. Lütfen kaynatsınlar, haşlasınlar. Onları didiklesinler. Şahane düğün çorbaları olur. En güzel yeri evet. Zaten kemiğe yakın kısmıdır, derler. Şahane düğün çorbaları. Lütfen kemikleri haşlayın. Evet. Kemikleri haşlayın. O en güzel hakikaten çorbaların olur, yapıldığı lezzetli yerler. Olur, çok lezzetli olur. Çok keyifli olur. Yani hiçbir şey atmasınlar. Şimdi bilgilere tekrar geçeceğiz ama ben çok sevdik sizi. Çok güzel anlatıyorsunuz gerçekten. 10 yaşında İhtiyaçtan kasapta çalışmaya başladım diyorsunuz. Çok kalabalık bir aileniz varmış. Bu sadece evimize bu sayede diyorsunuz evimize et giriyordu. Sonra kendinizi fevkalade geliştirdiniz. Şimdi ortaklarınızla hakikaten çok evet. Güzel bir iş yapıyorsunuz. 3 çocuğunuz var. Onlar da bu işi yapacak diyorsunuz. Yapsınlar istiyoruz. İstiyorsunuz. Biri, büyük oğlum zaten evlendi ve işin içinde. Diğer ikisi okuyorlar. Bu işi yapsınlar ama okumuş olarak yapsınlar istiyorum. Yani ne iş yaparsa yapsınlar, eğitimli bireyler olsunlar istiyoruz bir yani kere. Yani bizleri aşsın çocuklarımız. Ben de aynı şeyi evet. Düşünüyorum. Çünkü bizim geldiğimiz nokta o kadar yüksek bir noktada ki şu anda bizimki ihtiyaçtan oluyor. Yani başarının sırrı aslında ihtiyaçtır. Bir şeye ihtiyacınız olursa bu noktalara siz gelebilirsiniz. Yani ihtiyacınız olmalı ki uğraşasınız, emek veresiniz, mücadele edersiniz. Ve o gücünüz, enerjiniz size hep var olabilsin. Aksi takdirde başardığınızı zannedersiniz, mutlu olursunuz, size yeterli gelir. Ama ihtiyacınız varsa hedefe doğru kilitlenir ve gidersiniz. Biz bizim şartlarımız öyle olduğu için çok üst noktalara çıktık. Yani ben bugün ülkenin en iyisiyim diyorum. Evet, evet, doğrudur. Çünkü şöyle, dünyadaki en önemli ressamlar, müzisyenler hep böyle ihtiyacın yüksek olduğu, yoksulluğun çok olduğu dönemlerde en ünlü bestelerini, resimlerini yapmışlardır. Pek çok büyük iş adamına bakarsanız gerçekten bunlardan biri rahmetli Sakıp Sabancı'dır. Hepsi. Hep anlatır. Sabancı'da, yani, Koç'ta, bir sürü kitaplar yazmıştır. Koç olsun. Efendim pek çok iş adamımız hakikaten hayat hikayelerinden okuyoruz ki çok yoksulluklar, zorluklar görmüşler. Onun için de paranın değerini, çalışmanın değerini çok iyi bilen kişiler olmuş. En önemlisi işinin değerini. Evet. İş olmayınca bunların hiçbiri olmaz, para da olmaz. Çok doğru. Yani işinizin değerini bileceksiniz. Evet. Ve eğer o noktadan hareketle, o noktaya gelindiğinde zaten bu sizin oluyor. Çünkü emeğinizle yaptığınız sizin oluyor. Şimdi oradaki şeyleri şemada bize göstereceğiniz şeyler varsa hemen gösteriyoruz. Ve eğer bu hayvanımız büyük baş hayvansa, eğer ızgara tipi, bu et işte biraz önce anlattığımız şartlardan geçtikten sonra bu hayvanlar, hayvanın sırt kısmını ızgara olarak kullansınlar. Sırt kısmında ne var? Bonfile var. Bonfilesi var, kontrafilesi var, pirzolası var, antrikotu var. Bunları ızgara olarak kullansınlar. Diğer but kısmından ya da kol kısmından kavurma olabiliyor, kıyma olabiliyor, kuşbaşı olabiliyor. Tabii rosto olabiliyor bu but kısmından. Kol kısmından da kuşbaşı, kıyma, haşlama gibi şeyler yapabiliyoruz. Evet. Aslında haşlama, kuşbaşı vesaire tipler için en lezzetli yer doğal olarak etin kol kısmıdır. Hani Anadolu'da şöyle bir tabir var. Onu hemen kullanmak istiyorum. Evet. Et alırsanız koldan, kız alırsanız soydan diyorlar ya. Çok doğru söylüyor onu. Kıymayı soruyorlar efendim. Evet. Kıyma demişken kıymayı etin hayvanın neresinden çektirmeliyiz? Şu kaburga kısmı gördüğünüz gibi hayvanın şurası oluyor. Kaburga kısmından. Hem kemiğe yapışık bir yer orası, hem de yağını kendi içi, et kendi yağını kendi içinde barındırdığı en iyi kısımlardan bir tanesi. Bir antrikottur sırt kısmı, bir de kaburgadır. Yani kıymayı yaptığımız zaman eğer elimizdeki et kendi yağını kendi içinde barındırıyor ve biz bu şekilde bir etten kıyma yapıyorsak her şeyimiz çok güzel olacak demektir. Süper. Eti dondurucuda en fazla ne kadar saklayabiliriz? Kübra Avcı sormuş bu soruları. Eğer hemen kullanıyorsak etimizi, hemen etimizi kullanıyorsak ne yapıyoruz? Günlük etlerimizi 1-2-3 gün 0 ile 2 derecede tutabiliyoruz. Ama süresiz, uzun süre ya da birkaç ay sonra ya da birkaç hafta sonra kullanacaksak
etlerimizi mutlaka günlük sisteme göre, yani bir günde bir evde kaç gram kullanılıyorsa o ölçülerde ve gramlarda bölüyoruz, streçliyoruz ya da poşetliyoruz. Bunları dip frizimize atıyoruz. Eksi 18'de süresiz saklayabilirsiniz. Süresiz derken? Süresiz. İstediğiniz 1, 2, 3 ay, 4 ay hiç fark etmez. Bir yıl. Olabilir. Yeter ki dolabınız doğru çalışsın. Çok güzel bir soru daha geldi efendim. Kurbandan sonra etleri buzluğa attığımızda kan kokusu oluyor. Sebebi ne? Sorar mısınız Cüneyt Bey? Evet, taze taze sıcak sıcak o işlemi yaptıkları için oluyor. Onun için mutlaka etimizin karkas olarak dinlendirilmesi ve ondan sonra da buzlukta, dolapta dinlendirilmesi o suyu, o ruhu, o kokuyu, o tazeliği, o sıcaklığı tamamen atması gerekiyor. Atmadığı takdirde öyle olur. Şimdi bu panonun arkasında diğer panomuz varmış. Var. Onu bu da büyük baş hayvanımızdı. Sağlıklı büyük bir baş hayvanı. Bu da bu da küçük baş hayvanımız. Küçük baş hayvanımızda işte gördüğünüz gibi canlı, dimdik, aslanlar gibi dipdiri duran bir kuzu görüyorsunuz. Böyle durmalı kuzu yani. Kulakları kalkık, gözleri açık. Size canlı bir şekilde bakıyorsa sağlıklı bir hayvandır. Çünkü orasından öyle, burasından böyle dersem anlayamayacaksınız. But kısmı fırın olabiliyor, kuşbaşı olabiliyor, haşlama olabiliyor. İnci kısmı en iyi haşlama ya da fırınlık etler için çok iyidir. Kaburga kısmı biliyorsunuz, döş kısmı hani kıyma olabiliyor. Pirzolası, nefis kuzu pirzolası. Kaburgadan kaburga da yapabiliyoruz. İncik gerdanından çok iyi haşlama yapabiliyoruz. O da böyle bir şey. Şimdi biraz daha parçayı alarak göstereceğim zaten. Buraya gelelim şimdi. Özlem Hanım, kameramandan başım döndü diyor. Acemi mi kameramanınız diyor. Evet, acemi 18 yıllık. Coşkun arkadaşım 18 yıllık çok değerli bir kameraman arkadaşım. O biraz görüntüleri, yünleri daha iyi anlayalım diye gayret ediyor. Küstü şimdi bak, çekmiyor. Küsme, küsme, küsme. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kurbanımız, pirzola böyle bir şey gördüğünüz gibi. Ama bunların bu kadar, bu kurbanlık etin bu hale gelebilmesi için mutlaka bir kasaba gitmesi gerek. Evde bunu yapamazlar. Lütfen. İyisi olsunlar, doğrusu olsunlar. Bir kasaba götürüp pirzola böyle güzel bir şekilde yaptırsınlar ki kurbanlıklar ziyan olmasın. Evet, doğru. Kurbandan bir de neler çıkıyor? Neler çıkar? Pirzola çıkar. Gerdanı çıkıyor. Bu gerdanı da dilim dilim kesilip şahane bir haşlama olabilir. Şahane de bir düğün çorbası olabilir gerdan kısmında. Şimdi bu gerdandan çok güzel marulla annem kapama gibi bir şey yapardı. Harika güzel olur. Gerdanı böyle şöyle şöyle kesiliyor. Doğru, gerdan. Dilim dilim kesilir. Harika olur. Marul yaprakları konuyor. Başka ne konuyor ona? Bir haşlama içerisinde marul yaprakları içerisinde işte havuç var, patates falan. Çok güzel şey olur. Gerdanı o şekilde değerlendir. Ama çok korktuk biz. Şimdi korkmayın. Kollarında yine kapama, haşlama, fırın gibi işler olabiliyor. Çok güzel. Pirzolası dedik. Pirzoladan sadece dilim dilim pirzola olmaz. Bu pirzolayı bu şekilde fırına da koyabilirsiniz. Taç pirzola dediğimiz şekilde de, yani şu şekilde gördüğünüz gibi daha bir görüntüsü güzel olan bu şekilde de fırına da koyabiliyorsunuz. Bunu çok güzel fırın. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Yani Cemal Usta, bunu pişirip gibi sana takacağım ben bu tacı. Ne güzel olur değil mi? Cemal Usta nasıl gidiyor buraya kadar? Beğendin mi? Güzel, ama ben nasıl anlatıyorum mesela bu etleri öğrencilerime? Siz bana onu hiç sormadınız ama. Nasıl anlatıyorsun? Dur Cemal Usta'm da bir şey söylesin. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Bir saniye. Gitmeyelim. Gel Cemal Usta. Şu şemayı değil de ben bir öğrenci çağırıyorum, tamam mı? Bu etlerin hangi kısımlarda olduğunu çocuğun üzerinde gösteriyorum. İşte şurada antrikot, burası işte şey. Benim antrikot nerede? Sizin antrikot. Şurası antrikot. Şurası kontrfile. Aman Cemal Usta, daha fazla şey yapmıyorum. Bir dakika, daha budunu göstermedin bak. Budu göstermiyor Cemal Usta. Budu ben bonfile. Biliyorum nerede? Bonfile nerede? Bonfile de bu belin iç kısmında. Yani iç organların kısmında bonfile. Bir numarada ettir o. En yani et yiyeceksiniz. Yani etlerin kralı. Eti bulamıyoruz. Bonfileyi nereden bulacağız Cemal Usta? O zaman pasta yiyeceksiniz canım. Et bulamıyoruz. Ekmek bulamıyoruz. Ekmek bulamıyorsan pasta. Yani. Evet, şimdi kurban şimdi da et çok kesiliyor. Hakikaten ben bu bilgilerin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Evet Coşkun Bey. Cüneyt. Şimdi butu bu but bir kuzu butu, kıvırcık kuzu işte böyle oluyor. Böyle oluyor, kuyruğu şu şekilde oluyor. Bu bir kıvırcık kuzunun kuyruğudur. Kıvırcık kuzunun kıvırcık olabilmesi için şu görüntünün olması gerekiyor. Ona dikkat edin. Evet. Sonra Amanın. İşte bu ustalık yani. Gördüğünüz gibi. Beğendin yani Cemal Usta. Tabii ki beğendim. Kuzudan. Süper usta, süper bir usta. Doğru.
şov ayol burada bayağı bir aman. Abi bir insan kendine ben en iyiyim diyorsa o zaman onu göstermek zorunda, ispat etmek zorunda ki insanlar inansınlar. Yoksa güvenmezler, inanmazlar. Bu tür şimdi bir iki türlü yapacağım. Bir tanesi gördüğünüz gibi kemiğini çıkaracağım. Yani insanlar nasıl kemiğin çıktığını görsünler diye gösteriyoruz bunu. Kuşbaşı ya da kavurma yapacaklarsa eğer bu şekilde ayırmaları hanımlar gerekiyor. Siz evde sakin sakin yapın bunları. Yani şöyle. 10 yaşından beri yapıyor Cüneyt Bey. Gördüğünüz gibi. Vay vay vay. Bu kemiğine ayrılmış kuşbaşı ya da kavurma olsun diye ayırmış olduğumuz şekli idi. Şimdi bunu. Şu eğer, kemikleri sakın atmayın. Atmayın. Evet onun için böyle benim biraz etli çıkardım. Benim en sevdiğim yer. Özellikle biraz önce anlattığım şey buydu. Onun çok için de biraz kemik. Etli çıkardım. Bunları haşlarlarsa haşlarken de eğer mümkünse şunları kırarlarsa. Ay, İçindeki ilikle beraber çıksarsa suyumuz daha lezzetli. Daha güzel olacaktır. O dönem ama kemikleri lütfen kırarken tak 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 çok fazla kırıp kemik kırıntısı haline getirmemek gerekiyor. Yoksa hepsi kemik olur, güzel olmaz. Suyumuzun içinde kemik olur. Şimdi bu tümbeli ne yaptık efendim? Kuşbaşı yani çoban kavurması, kurban kavurması vesaire gibi yemekler yapılsın diye kemiğinden ayıracaklarsa bu şekilde ayırsınlar. Ama fırın yapacağız. O zaman nasıl ayıracaklar? Şimdi ona bakalım. Muazzam bir şov yani bu. Fatoş'la biz şoktayız. Yani. Ben kalmadım mı ben? Ben böyle şey biliyorum beyefendi usta ama hani yine de böyle korkuyorum. O kadar hızlı hareket ediyor ki. Şimdi bunu kemiğini başka türlü çıkaracağız. Et kemiğinden ayrılacak ama ayrıldığı halde bütünlüğünü... Bu bir hokus pokus gibi oldu. Aradan çıkacak tabii, galiba tabii. O. Muhafaza edecek. Evet. Budur. Çıktı. Budur. Bu da etimizin... Bu da fırınlık hali. Bütün kemikleri çıktığı halde et bütünlüğünü muhafaza ediyor. Bu hale getirdikten sonra deliyoruz. Tane karabiber ve sarımsakları buraya deldiğimiz yerlere sokuyoruz. Sonra bunu fırında pişiriyoruz. Evet Cemal Usta ya, nasıl buldun? Çok güzel. Gerçekten... Ya önce bunu büyük bir tencerede yağda marine ettikten sonra fırına koyuyoruz. Ya da garanti olsun diye, hanımlar için garanti olsun diye bunu güzel. Sıvı yağ, limon, sarımsak, kekik, karabiber, yoğurt, salça gibi bir sos hazırlayıp sıvazlayalım. Önce yağlı kağıda, sonra da folyoya saralım, fırına atalım. 200 derecede 2,5 saat pişirelim. Mükemmel olacak. Yani bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben de yemek yapmayı çok sevdiğim için anlatırken böyle... Yani kendi ağzım da sulanır. Hakikaten Cüneyt Bey sizi tebrik etmek istiyorum. İşte insanın mesleğine aşkı, evet. İşini sevmesi değil mi Faruk? Yani zaten. Tebrik Şimdi ederim ben sizi. Ben dünyaya zaten bu iş yapayım diye gönderilmişim. Yoksa o noktadan bu noktaya zaten gelmek çok kolay bir şey değil. Tanrı bazı insanları dünyaya yaptıkları iş için gönderir. Maradona topçu olsun diye, ben kasap olayım diye, Atatürk gelsin bu ülkeyi lider olarak oradan taşısın diye gelirler. Yani bir takım insanların dünyaya geliş sebepleri var. Ben buna inanıyorum. Bu şimdi benim inancım. Hemen söylediğinize bağlı bir şey söyleyeceğim. Evet. İnek bilse ki beni bu usta kesecek, seve seve gelir kesilmeye demiş Emir İnce. Evet, teşekkür ederim. Evet, gerçekten. Şimdi hayvan dostları da bir şey soruyorlar. Köpekler kırmızı et yerler mi diyorlar, gayet zararlı mı? Hayır, gayet tabii diyorlar. Yerler. Çok da severler. Kırmızı, hayır. Pişmemiş, çiğ. Tabii yerler ama yememeleri gerekir. Yememeleri gerekir. Çünkü pişmiş kemiklerden köpeğin cinsine göre verebilirsiniz. Gayet tabii. Bir de büyük daha köpekler. Yırtıcı olurlar. Yani çiğ et. Çiğ et vermemek iyi öneriyorlar. Doğru. Bilmiyorum ben de. Daha yırtıcı olur. Daha yırtıcı evet. olurlar. Evcil hayvanlara hem şerit yapıyorlar. Bir tek hastalıklara neden olacağı için, şerit olacağı için yapılmamalı, verilmemeli. Cemal Usta. Neşe Toprakçı diyor ki ay Cemal Usta çok tatlı diyor. Senin biliyorsun ayrıca çok fanların var diyor. Şimdi bir seyircimiz de diyor ki Furkan biz kızartma yapınca yağlar kalıyor. O yağlar zehirleyici mi? Diyorlar.
Evet. Ama nasıl bir şeyden bahsettiğini kızartma tam anlayamadım. Kızartma, fritöz tipi kızartmalar her zaman tehlikeli biliyorsunuz. Evet. Ve kızartma yağları mümkün olduğu kadar bir sebep kullanılmalı bence, öyle olmalı. Bir kızartma çok yanan, yanma yanan 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 derecelerde kızartma yapmamakta fayda var. Evet, Cüneyt Bey nerede çalışıyor? Evet. İstinye civarında bir alışveriş merkezinde büyük yerleri var. İstanbul'un pek çok yerinde yerleri var. Tabii ki ismini söyleyemiyoruz şu an. Ben size sonra Twitter'dan yazacağım onları. Biraz önce özür dilerim, antikot diye sordunuz ya. Antikot etim bu kısmıdır. Evet. Şöyle bir şeydir gördüğünüz gibi. Böyle. Antikot daha mı sert oluyor yaptığımız zaman? Hayır, orada bir sır var mı? Bonfileye oranla sert olur. Aslında en lezzetli, etin en lezzetli kısmı bu kısımdır. Neden? Şu görmüş olduğunuz etin bak yağ neresinde? İçinde. Bütün etlerin yağları aşağı yukarı sırtında, dışındadır etlerin. Ama bu neresinde? İçinde. Bir buranın bir de kaburga kısmının içindedir. Dolayısıyla siz bunu şöyle bir dilim kesersek böyle bir biftek olmuş olur. Bunu ızgara yaptığınızda az şey yağlayın, tuzlayın, ızgaraya koyun ve az pişirin. Evet. Kendi içindeki yağ ile pişeceği için de mükemmel olacak. Az pişirme konusunu da konuşmak istiyorum. Şimdi bu et restoranları hani moda oldu, meşhur oldu. Siz de onlardan birisiniz. Gerçekten çok güzel. Ama mesela ben oraya gittiğimde içi kırmızı eti yiyemiyorum. Ben de yiyemiyorum. Biz Türkler galiba onu pek yiyemiyoruz. Alıştırıyoruz. 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 Ve herkesin zannettiği gibi kötü bir şey ve zor bir şey değil. Onu şöyle anlatmak istiyorum. Son derece sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çok çiğ çiğ olmasın ama mutlaka az pişmiş olsun. Etlerin ızgara tipi etler aldığında ya bonfile ya kontrfile ya antikot alıyorsunuz zaten. Ve bu kısımların etlerin mutlaka doğru ırk ve doğru beslenmiş hayvanın etleri olması gerekiyor. Sonra dinlendirilmiş olması lazım. Eğer et dinlendirilmemişse zaten az pişirip insana yediremez. Kayış gibi olur. Onun için peki, çok iyi dinlenecek. Yine biz halk olarak soralım. Yani kasaptaki etin taze mi, değil mi? Nereden ne renk olmalı, kırmızı mı olmalı? Hafif böyle daha şimdi mesela gösterdiğiniz antrikotun içi bunun gibi mi olmalı? Rengi biraz daha böyle koyumsu. Derya Hanım. Yani, ne renk olmalı? Şunu söyleyelim bir. Yaşlı hayvanda genç hayvanın etini nasıl ayırt ederiz? Onu bir söylesin. Çok önemli bu. Hayvanlar yaşlandıkça... Madem ki öyle. Hayvanlar yaşlandıkça renkleri kaybolur. Yani daha koyu, daha koyu, daha koyu olurlar. İnsanların hiçbir farkı yok. Çünkü o bir canlı demiştik. Hayvan olarak bakmayın, canlı olarak bakın. İnsanlar nasıl yaşlandıkça etleri sarkmaya, dökülmeye, rengi, derisi, dokusu değişmeye başlıyor. Bu da hiçbir farkı yok. O bir canlı ve bu değişime uğruyor. Ve dolayısıyla daha siyah, daha koyu renkler almaya başlıyor. Ama aynı zamanda her etin biraz önce... haritada göstermiş olduğum kısımlar vardı ya, her adele kısmının rengi farklıdır. Tanrı vergisi. Çünkü kan yoğunluğundan dolayı her kısmın yoğunluğu aynı olmadığı için kısımların renkleri farklı oluyor. Yani onu anlayamıyor muyuz? Anlayamazsınız. Evet doğru. Siz nasıl mesela şey, aynı dananın eti olmasına rağmen bakın. Şimdi bana sorsanız ben bu eti alırım. Alırsınız. Ama bakın ne kadar renge bakın. Doğal olarak bölge ve kısım olarak bu etin burası hep böyle olur. Senin bir sorun vardı soralım. Evet, bifteyi kanlı mı yemeliyiz yoksa iyi pişmiş mi? Evet. Hangisi doğru? Şimdi dinlenmiş et, dinlenmiş et olmadan ızgara yapamazsınız. Yaparsanız eğer sert olur. Bir. İkincisi doğru dinlendirilmiş et çok fazla zaten kan olmaz. Dinlendirilen et. Ben görüyorum valla en lüks restoranda bile kanlı siz yiyorlar. Siz kırmızı görüyorsunuz. Hayır suyu akıyor. Akıyor. O zaman doğru dinlendirilmemiş, iyi dinlendirilmemiş et yiyorsunuz demektir. Çünkü ben yemiyorum, yiyenleri doğru görüyorum. Doğru dinlenmiş, dinlendirilmiş, hani dry age beef diyoruz ya. Dry age et doğru gününü yani 25, 28, 30 gününü doldurmuşsa asla o ette kan çıkmaz. Ben şunu sormak çıkamaz. İstiyorum, lafınızı böldüm kusura bakmayın da. Öylesi mi daha sağlıklı, daha vitaminli işe yarar yoksa hani nedir yani bunun bir amacı nedir? Şimdi oradaki hikaye etin daha yumuşak, daha lezzetli ve aromatik olmasıdır. Yani özellikle bir faydası yok yani. Özellikle daha besleyici faydası, falan daha değil. Lezzetli, daha yumuşak. Ve daha aromatik bir et olabilmesi için o dinlendirmeyi yapıyoruz. Ama daha yumuşak diyoruz. Şimdi çok önemli. Mangal yapmaya da çok meraklı olduğumuz için onu soracağız. Kömür ateşinin ete nasıl gelmesi, hani oradaki kanserojen şeylerin olmaması için de biraz bilgi verebilir misiniz? Evet, çok iyi yanmış bir odun. Odun zaten dünyanın en doğal, en tabii şeyidir. Odunda pişsin diyorsun. Odun kömürü. Odun kömürü. Evet. Birçok maden kömürleri var. Petrol artığı, o vesaire yapılan kömürler onlar değil.
odunun kömürü. Meşe odununun kömürü mesela en güzeli. Kömürü, odun kömürünü yakıyoruz. Tamamen yandıktan sonra ateş haline geliyor. Ve etimizi ne yapıyoruz? Izgaraya yağlıyor, hafif yağlıyoruz. Tabii doğru bir danayı aldık, dinlenmiş bir et aldık, yağladık, tuzladık, ızgaraya koyduk. Ve et pişerken ateşimizin gücü çok önemli. Ateşimizin gücü çok önemli. Nedir önemi? Eğer ateşin gücü yetersiz olursa etin üzerine suyun çıktığını görürsünüz. Ya da tavada pişiriyorsanız tavaya suyun çıktığını görürsünüz. O zaman et doğru pişmiyor, bütün suyunu kaybediyor. Yani ruhunu kaybediyordur aslında. Evet. Kötü olur. Tuz koymak gerekiyor mu pişerken? Evet. Pişirmelik etler, yani tencerelik yemeklere ben bugün güne kadar tecrübeme dayanarak diyorum ki tencerelik yemekler yavaş yavaş ağır ağır pişmeli, indirmeye yakın tuzu atılmalı. Ama ızgara ete önceden tuzlayıp yağlayıp ızgaraya öyle koymalıyız. Güzel bilgi, bu da çok güzel evet. bilgi. Şimdi diyor ki ustamız çok iyi diyor Aydoğuşçu galiba. Doğru okuyor muyum? Evet. Doğuşçu. Gözlük yok da gözümde. Ustanız çok iyi fakat tehlikeli hareketler yapmıyor mu diyor. Ustamız tabii ki burada bir şov yapıyor. Adı usta. Adı usta zaten. Biz usta olmadığımız için ben zaten o uyarılarda bulundum. Biz gayet yavaş, dikkat, elimizi, kolumuzu, parmağımızı artık onları bilebiliriz. Usta 10 yaşından beri bu işi yapıyor. Evet, şimdi başka et parçalamada, şu incik konusunda biraz bilgi verirsiniz bize. Şurasıydı. Haşlama yapmak için değil mi? Çok güzel. Haşlama olur, fırın olur, tandır tipi etler olur. Evet. Butumuzun şu kısmıdır. İncik. Şu. Evet. Tatbiki olarak gösterirsek şuydu. Şudur. Burası haşlama, fırın, tandır, kapama vesaire tipi etler için en güzel kısımlardan biridir. Çok fevkalade olur. Aynı zamanda burada yalnız kuşbaşı kavurma falan olmaz bu kısımlardan. Bildiğiniz gibi çok güzel külbası da olur. Cemal Usta. Evet. mesela hop. Külbastıyı sen güzel yaparsın, ben biliyorum. Bakın. Pişirme konusunda biraz şeyler var yani. Eksikler mi var? Var. Ne peki? Mesela... Bir dakika. Pişirme konusunda. Cemal Ustacığım buyurun. Mesela kuzu budunu pişirmede 200 derece dedi. Biz onu bu şekilde pişirmeyiz. Nasıl pişirirsiniz? Baştan çok yoğun ısı, yani 250-300 derece baştan 20 dakika falan. Dış yüzeyini pıhtılaştırıp içerisindeki suyu içerisinde bırakmak için. Eğer et çok iyi pişecekse fırının ısısını 150'ye indiririz. Yavaş yavaş pişirerek istediğimiz pişme noktasında pişiririz. Yine aynı şekilde ızgaralarda. Baştan çok hızlı ısı, beyefendinin dediği gibi suyu akmaması için. Daha sonra eğer pişkin isteniyorsa biraz ısısını şey yapıp... Doğrudur. Yani içerisindeki suyu dışarı akıtmamak. Evet. Şimdi çünkü içerisindeki derece, çok lezzetli su. 200 derecedeki şeyi... Söz savunmanın. Usta 200 dereceyi atladı. 200 derecede pişirdiğimiz eti ne yaptık? Marine ettik. Önce yağlı kağıda sonra folyoya sardık. Yağlı kağıda ve folyoya sarılmış etin içine ısı çok yavaş girer. Onun için 200 derecede ve saatini de veriyorum. 200 derecede 2,5 saat butu, kolu söylemiş olduğumuz sistemde marine etsinler. Tekrar diyorum, sıvı yağ, limon, sarımsak, kekik, karabiber, yoğurt, salça, az pul biber, biraz karabiber. Karabiberler mutlaka değirmen olsun. Toz karabiber kullanmak Ceylin yok. Ceylin Hanım'ın sorusuna da burada nasıl tuzlar kullanalım diyorlar. Evet. Ceylin Hanım sormuş, bakın et marinesinde neler var. Evet. Et profesörü Cüneyt Hasan... Cemal Usta'ya karşı. Cüneyt Bey'e karşı. Yok yok, o, şaka. Bütün ustalara, bütün dünyaya, işini yapan herkese saygı duyuyoruz. Tabii ki. Ben sadece işini iyi yapmaya çalışan, durmadan kendini aşmaya çalışan ve bunun için inanılmaz bir emek sarf eden, yapı ve ruh olarak böyle bir tipim odur. Başka bir şey de yok. Cemal yok Usta, canım. Başka bir Cemal Usta da başımızın Cemal Usta tacı. Geliyor. Nereden geliyor? Aşçıların dergahından, deryasından, ana yurdundan geliyor. Evet. Cemal Usta'yla biz yemek zaten konuşmayız. Kavurmamı beğenmiş mi? Usta. Yedi mi kavurmayı? Evet. Beğendi mi diyor benim kavurmayı? Kavurmamı beğendiniz şimdi mi? Ben buna konsantre olunca ikinci bir iş yapamıyorum. Sonra bakacağım. Dağılıyor, bakarız. Evet. Tamam. Peki şimdi tuzlar, bize tuzları söyleyecektiniz. Bütün seyirciler soruyor. Dükkanlarda, mekanlarda inandığımız için ve dünyada da şu anda takip ettiğim kadarıyla deniz tuzu ve Himalaya tuzları kullanılmakta. Onun için bildiğimiz iyotu tuzları falan asla dükkanlarımızda ve evlerimizde biz